Söğüt yaprağı. Artistlerle irili ufaklı figüranların çokluk girip çıktığı kahvenin cemekanı önüne devri sabıktan müdevver bir eski küfür gibi oturmuştu. Aşırı miyop gözlüğü sıkıntı kırmızısından mora çalmış ablak yüzü görmeden bakıyordu miyop miyop. Gelene bakıyordu, geçene bakıyordu. Gelen geçen hoppa, oynak, civelek bacaklar, kadın, kız bacakları, eğri, düzgün, kalın bacaklar, pırıl pırıl iskarpinler, arsız makosenler, çift katlı köseleler ya da yenleri patlak postallar. Bakıyordu görmeden. 50 hatta 55 yıllık yaşantısındaki mavi göklerin altında uslu uslu yatan kırmızı kiremitli damlar. Kırmızısı paslı kiremitli damlar kırmızısı paslı, kiremitli damların beyaz perdeleri, inik pencereleri. Arnavut kaldırımlar. Bozuk parkeli cadde. Caddenin sağındaki mescit. Mescidin minaresinde nezleri sesiyle kendi ezanını okumaya çalışan babası. Kırmızı kiremitleri, yosun tutmuş damıyla evleri. Evlerinde beyaz bir gölge gibi dolaşan mavi başörtülü annesi. Güldüğünü hiçbir zaman hatırlamadığı, İlanı hürriyette bir piyade teminiyle evlenip giden avlası. Bütün bunlardan tekini olsun hatırlamıyordu. Geride kalanlara dönüp bakmıyordu ki, baksa bile göremeyecekti ki, vakti yoktu ki. Hürriyetin ilanında piyade teminiyle evlenip giden ablası sonunda uzak çok uzak bir yerlerden, tepeleri homurtulu mosmor bulutları delen öfkeli dağlardan bir çeçen arabasıyla çıngır mıngır dönüp gelmiş. Teğmeni oralarda bir komiteci kurşununun al kanları içinde bırakmıştı. Bu abla, bu gülmesini hiç hatırlamadı abla zeyrekte. Kahırdan bel vermiş romatizmalı bir ahşap evin yarı karanlığında bir daha gözlerini hiç açmamak üzere kaparken küçük bir kız bırakmıştı. Bu kız neredeydi şimdi? O zamanlar sünnetçiydi. Cumhuriyet yeni kurulmuş. Gazeteler Mustafa Kemal Paşa'nın dolma bahçeli Florya'lı resimlerini yayınlıyordu. Havaya zam, güneşe zam, gölgeye zam, ağlamaya gülmeye zam bilinmiyordu. Rakı 49'a içiliyor. İskarpin pek pek 4-5 liraya giyiliyor. Sultan Hamit devrine hasret çeken ihtiyarlar ne günlerden geri kaldı kıyamet alametleri diyorlardı gene de ortalıktaki pahalılığa. Eciş bücüş sokakları alt alta üst üste evleriyle yabancı öcü gibi bakan eski İstanbullulara tarih öncesi kaşalotlarını hatırlatan dev makineler toz vurmuyorlardı henüz. Kocaman havuzuyla beyazıt beyazıttı. Kasvetli sarı aydınlık camlarında yağmur damlalarının iri iri kaydığı balık pazarı da balık pazarı. Sünnetçiydi o zaman ağızlarına lokum ya da kırmızı halka şekerleri teperek sünnet ettiği çocuklara kalın siyah kaşlarının altından gözlüksüz gözleriyle baktığı yıllar. Parayı avuç avuç kazanıyordu. Tarla başındaki Despina'ya iskarpin, Zeyrek'teki makbuleye fistan, koca Mustafa Paşa'daki şadiyeye, sahi şadiye, oysa Despina'ya da... Makbule'ye de değişi vermişti Şadiye'yi. Dudakları kan kırmızısıyla alev alev yanardı Şadiye'nin. Kara kara gözleri vardı. Beni vardı, gamzesi vardı, güvercin göğsü, kar gibi topukları vardı. Uslu rüzgarların çaprazlama savurduğu kuşbaşı karların altında donmuş bıyıklarıyla bir buhar kazanı gibi beklerken bekçi düdükleri sert çizgiler çizerek geçerdi kuşbaşı karların savrulduğu karanlık boşluktan. Vız gelirdi. Aydınlık beyaz perdede Şadiye'nin hop hop hoplayan örgülerine dikili gözleri yatsılara daha çok daha sonralara kadar bekler. Aydınlık beyaz perde kararınca da ablasının Zeyrek'teki Ayşe yüzlü yetiminin hafifçe titreyen ufacık burnunu görmeden bakarak rafta kendini sarı sarı tüketen gaz lambasının ürkek aydınlığında bir iskemleye ata biner gibi oturup Şadiye'yi düşünürdü. Şadiye bekletmezdi çokluk. Çıkar, geliverirdi. Nereden, nasıl? Oda kapısı sıkı sıkıya kapalıdır oysa. Ama gelirdi Şadiye. Gölge gibi bir tutam ışık gibi gelir. Örgülerini şımarık şımarık sallayarak kucağına çıkar otururdu. Günler, haftalar, aylar. Şadiye günün birinde aklına uyup gerçekten gelivermeseydi. Yıllar geçecekti böylesine. Ama geldi. Dallar dolusu çiçeklerle, çiçekler dolusu dalların baharı köpürttüğü pırıl pırıl sabahlardan birinde çıka geldi. Bir daha dönmeyecekti. Ne annesi vardı bundan böyle ne de babası. Bir yastıkta kocayacaklardı. Olmadı, kocamaya kalmadı. Geldiğinin haftasında komşunun uzun sarı bıyıklı sarı kıvır kıvır saçlı bol paça hamdisine hiç pişt. Aslında hiç pişti yapan hamdiydi. Vurmuş vurulmuş, girmiş çıkmıştı. Sol yanağında boydan boya kapanmış bir bursa söğüt yaprağının izi. Parmakları arasında sarı kızın en hasıyla sarılmış çifte kağıtlı. Hamdi işt pişt pas almış. Gel demişti bir gün. Ne diye gitmeyecekti? Gitmişti. İhtiyar annesini etteye Piotr dudaklarıyla küçük pazara yollamıştı. Sonra kapamıştı kafeyi. Gömleği, fanileyi, bahri laciverdinden bol paça pantolonu fora. Şadiye en çok göğsündeki barut dövmesi Gül Cemal'i sevmişti. Eğer Ayşe yüzlü yetim akşam dayısının kulağına bir şeyler fısıldamasaydı Şadiye canım sağ olsun diye dikilmeyecek. Dikilmeyince tokatlanmayacak. Tokatlanmayınca da etinden et koparılırcasına bağırmayacak. Bağırmayınca da Bolpaça Hamdi'nin haberi olmayacaktı. Oldu. Koştu. Geldi. Araya girdi. Bol paça Hamdi nereden bilecekti adamın elindeki usturayı? Sünnetçi olduğunu bile farkında değildi. O sıra üst üste iki çifte kağıtlı boğmuş. Ak kuyrukla demli çaydan dört bardak yuvarlamıştı. Önce Sultanahmet, sonra Üsküdar'da, paşa kapısında yattı. Yalnız sünnet değil, koton, hidrofil, pens, sargı bezinden de çakıyordu. Sonraları öteki tutuklularla sürgün edildiği cezaevlerinin irili ufaklı şişeleri, koton, hidrofil, laska, sargı bezleri arasında. Ne haber sünnetçi? Kalın camlı gözlüğünün üstünden baktı kupkuru dikilen adama. Beğenmedi. Demek filmcilerden avans hiç olmazsa kim bilir ne zaman hangi filmde verilecek ufacık bir role sayılmak üzere bir şeyler koparsa ne haber demez. Kalk derdi. Hadi derdi. Yere vurdum enayileri derdi. Ne haber Değişi işi enayileri yere vuramamasındandı. 958 Eylül'ünden bankalar krediyi keseli beri yere vurulmuyorlar denayiler. Kalın camlı büyük masaları başında 957-956 daha önceki yıllarda oturdukları gibi otursalar yeni harman sipahi ya da gıcır gıcır Amerikan kulu içseler bile sırtlarını bankalara daha çok da bir takım bonolara dayamamışın sinirliği belli oluyordu alev görmüş isporta gibi parlamalar, az önce yaktıkları sigaraları tabloda unutuşlar, sünnetçi çeyrek saat önce böyle birinin bir yantinle gıcır gıcır taralı saçlarını, kolalı yakasını, kırmızı üzerine siyah, çiçekler işli kravatını, yazanesini duvarlarında sıra sıra asılı renk renk film afişlerini görmeden, göremeden ellerini ovalaya ovalaya, Boyun kıra kıra, Yerden temanalar ağla ağla dikildiği, bütün bu su gibi yumuşak bir başka insan karşısında bu aşırı alçalışın hem de pek pek iki buçuk, beş lira için alçalışın zavallılığını idrak edemeden dikilmiş, dikilmişti. Ama sonunda bu adam yazıhanesinin duvarlarını çevirdiği filmlerin renk renk afişleriyle donatan, kırmızı üzerine siyah çiçekler işte kravatıyla 958 Eylül'ünden önce banka ve bonolarla Barışıkken değil iki buçuk, beş, elli hatta 100 lirayı bile pek öyle düşünmeden veri veren bu adam elindeki kağıttan başını kaldırmış. İki buçuk ya da 5 liranın getireceği koltuk meyhanesinin kırmızı şarap şişelerini tuzla buz etmişti. Ondan sonrası hiçbir yerde hiç kimseye anlatılacak gibi değildi. Tekme yemiş köpek gibi huzurdan ayrılırken gene de devri sabık alışkanlığının yerden temanlı ağları. Ha ne haber? Sıkıntı kırmızısından mora çalmış yüzüyle gülümsedi. Yaş, sen? Bende de iş yok. Yok ha? Yok. Ne yapacağız? Bilmiyorum. Eylül'e doğru bankalar bono kırmaya başlayacakmış. Daha mühimi var. Amerika bizde bloke bir milyarını serbest bırakıyormuş. Hadi. Şerefsizim ki gazeteler yazdı. Sene yakında şarabımıza kavuşacağız. Hoppa oynak civelek bacaklar geçiyordu kahvenin önünden. Kalın ince biçimli biçimsiz bacaklar, pırıl pırıl ayakkabılar, yenleri patlak postallar, makosenler. Arı ölüsü Çocuk durmadan tekrarlıyordu. Baba bana at al. Baba ata ot at. Baba ota at at. Baba ata at at. Babalar atlar, otlar, babalar atlar. Kocaman burunlu akları kıpkırmızı babalar, bıyıklı babalar, bıyıksız babalar, sakallı, sakalsız babalar. Sonra otlar, atlar. Dolu dizgin giden atlar, kantarmaları köpük içinde azgın atlar. Yollar uzuyordu mavi dağlara. Mavi dağlarsa tüller gibi dalgalanıyordu uzaklarda. Dereler vardı çağlayanlar. Sonra kuşlar, kuşların cıvıltısı, kanatları, sedef işlemeli kuşlar. Mavi kuşlar, yeşil kuşlar, beyaz kuşlar, kuşlar. Baba bana at al. Baba ata ot at baba. Adam bir yandan bir yana döndü. Uykusunun içindeki atlar, otlar, dereler, çağlayanlar, sedef işlemeli, al yeşil, mavi, beyaz, mor kuşlar silindi. Baba ata ot at. Baba ota at at. Mavi tülden dağlar duman gibi titreşti uzaklarda. Renkli kuşlar, çiçekler. Baba şt, baba. Aydınlık pencereleriyle bir denizaltı karanlık sularda yukarılara yükseliyordu. Mavi tül dağlar kaçtılar kuşların alı yeşili mavisi sarısı soldu. Kuşlar uçan renkler gibi silindiler. Çiçekler de Gece indi dünyaya. Sonra çiğ bir ışık doldu. Açtı gözlerini. Ha, babacığım. Canım. Bak ben alfabe okuyorum artık. Kocaman oğlan oldum. Adamın eli yastığın altına kırış kırış birinci paketiyle kibriti aldı. Esnedi. Yaşaran gözlerini sildi avuçlarıyla. Avuçları parça parça yarık yarıktı. Yarıkların araları kirli. Direksiyon tutmaktan. Nasırlı. Erdal'dan bile korkmam. Kovboyculuk oynarken düşürsün de bak. Adam yeniden esnedi. Babanı niye uyandırdın lan? Uyandırdım işte. Adam yeniden esneyecekti. İlişme oğlum oğluma. Kadını vurmak için kalkan eli havada kaldı. Sen ona böyle yüz verirsen. Aslar bile veririm. Aslan oğlum benim. Kadının eli düştü. Sonra soluk yüzüyle mutfağa geçti. Küçük ispirtolun mor alevine cezveye oturttu. Adam tıraşsız kapkara sakalında benzin kokusu işten çok geç dönmüştü. Su hazırlamıştı yıkansın diye. Nerede? Oğlan da uyuyordu o sıra hazır. Komşular da tam sırasıydı ama nerede? Devrili vermişti yan üstü. Sakalında acı benzin kokusu. Olsun girmişti koynuna ama nerede? Peki ama ne zaman nasıl? Hep böyle yorgun dönüyordu işten. Yorgun argın sakalında benzin gözlerinde uyku yarık yarık. Nasırlı nasırlı avuçlarında kir. Çocuk uykuda oluyordu. Komşular uykuda ama kıyamıyordu uyandırmaya. Sonra ayıbına da gidiyordu. Ne azgın karı demez miydi? İstemiyordu böyle düşünmesini ama o gelmeden geleceğine yakın umursadığı olmuyordu. Desin be, desinler be. Azgın karı desin desinler. Kime ne? Kocam değil mi? Uyursa uyandırırım. Bütün gün direksiyon başında harap oluyorsa olsun. Niye aldı beni? Madem aldı çeksin cezasını. Uyandırırım. Uyandırırım işte. Uyansın. Baba bana atal, Baba be. Ha. Bana at alsana. Alacaksın değil mi? Alacağım. Yaşasın babacığım. Erdal inanmaz ama inanmasın. Şey dal babacığım. Tabanca. Koy oynarken. Erdal'ın var. Kovboy tabancası. Şapkası. Go 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 go. Alacaksın değil mi? Ha baba alacak mısın? Kadın mutfakta içini çekti. 10 metre patis kalamıyordu bir türlü. Bacaklarındaki donlar yama yama üstüne. Kaldı ki at. Bir at en azından 400-500 lira. Belki de daha çok. Hem atı nerede saklar? Nasıl beslerler? Samanı, arpası. Olacak şey mi? Ev kirasını bile hala veremediler. Ev sahibi kötü değil ama 10 gün geçiyor. Verilmeli. Kahveyi ispirtoluğun aleminden tam zamanda kaldırmasaydı taşıp dökülecekti. İri fincana döktü. Sıcak sıcak köpüklü köpüklü götürdü. Yaşa be karı. At da sana avrat da. At. Bana babacığım. Ananın atı başka yavrum. Utanmıyorsun çocuktan değil mi? Ne varmış utanacak? Büyüyüp evlenince o da karısını ata bindirecek. Öyle değil mi yavrum? Tabii. Gördün mü? Onun için bindiriyorsun ya. Dedi kadın. Adam sıkıntıyla. Ne yapayım? Ne yapacaksın? Yan üstü devril devril uyu. Uyandırsaydın. Senin içinden gelmeli o. Bakıyorum yatıyorsun. Haydi diyorum. Çok yorgun. Uyanmasın. Peki şimdi? Kaçtan aşağı olmaz yani. Kadın yakalanmış eline. Kocasının elinden kurtardı. Deli. Ne var? Derdin dibi. Oğlunsa savarız. Komşular? ''Boşver. Olmaz. Ne zaman ya? Gece. Olmuyor ki. Uyumazsan olur. Sigarasının dibini tabloda ezdi. Oğlum Git bana bakkaldan sigara al. Peki babacım sen de bana at alacaksın ama. Kadın utançtan kıpkırmızı mutfağa kaçtı. Kapıyı itti ama ardından sürgülemedi. Adam hiç vakit geçirmemenin gerektiğini biliyordu. Ay vallahi deli bu adam. Deli meli. Komşular diyorum vallahi komşular. Başlarım şimdi komşularından. İyi ama oğlan geliverir. Gelmez. Vallahi gelir billahi gelir. Mutfağın loşluğunda kocaman bir eşek arısı küçük bir jet vınıltısıyla sarı sarı dolaşıyordu. Cama tostladı yere düştü. Adam böyle şeyleri görecek halde değildi. Yine de verdi ayağıyla. Mutfağın nemli toprağında çamura kesmiş arının kıl kıl bacakları ezilemeyen sarı sert sırtı kabuk. Baba! Oğlan geldi çabuk. Boş ver gelsin. Yeter azgın herif yeter. Ee, eh be! Dışarıda oğlan. Baba! Hop! Ne yapıyorsunuz orada? Kadın telaşla kapıyı açtı. Saçları darmadan, elmacık kemikleri al al. Mutfağa kocaman bir arı girmişti oğlum. Babanı öldürdü de. Oğlundan utanarak kaçtı. Don paça baba arı ölüsünü gösterdi. İşte bak. Çocuk arı ölüsünün başında kaldı çömeldi. Sonra bir değnek geçirdi eline. Kurcalamaya başladı. Arı ölüsünün kalıntılarını. Daha sonra değneği atıp kalktı. Nedense canını sıkmıştı arı ölüsü. Küçük kovboylar, güneş koyu gri bulutlar ardına silinip gitmiş, dünya adeta gri, soğuk gri, esen rüzgar gri, kara kargaların acı gıcırtılarından ibaret, sesleri gri, çocuk çığlıkları bile gri, soğuktan mosmor çocuklar, kızlı oğlanlı, sokağı doldurmuşlar, oğlanların başlarında gazete kağıtlarından külahlar bellerinde, kayış yerine kullanılmış kınnaplara geçirili beygir ya da öküz çene kemikleri, tabancalar. Çocuklardan birkaçında at yerine sopalar, sopalarını atmışlarcasına kurulmuş, alabildiğine ciddiler. Sümüklerini arada kollarını sile sile veriyorlar. Çocuklardan çoğu sümüklü ama hemen hepsi de at üstündeki komutanlarından ciddi bir sabırsızlık içinde yanıt bekliyorlar. Yanıt, tek yanıt. Şu anda artık ne ana ne baba ne öğretmen ne abla ne abi ne de Allah. Sopadan atları üzerindeki abiler ana baba abla abi okul ekmek. Tek yanıt. Evet, tek yanıt. Ölüme seve seve gidebilirler. Arkadaşlar arasındaki adı Yassı olan elektrikçinin oğlu. Karşıdaki pembe evin köşesine gizlenmeye çalışıyor. Elinde boyalara dökülmüş teneke bir tabanca. Tabancası yaylanmış ince bacaklarıyla Alesta. Yanındakinin hey Joe mırıltısını duymuyor. Hey Joe. Çatal kapının dudaklarında mırıltı. Mırıltı ama çatal kafanın da duyduğu yok dudaklarındaki mırıltıyı. Yakınlarda birden bir mantar tabancası patladı. Yanıt bu muydu? Sokak bir anda çocuk çığlıklarıyla dolu verdi. Kıy, kıy, kıy. Yip, yip, yu. Alo, deve kroket. Alo, wilbone. Okey. Sokaktan bir takım adamlar gelip geçiyor. Kadınlar hiçbiri dikkati bile etmiyor çocuklara. Kafaları ya bilmem hangi bankadaki bonusunun ödenmesinde ya da çocuğunun patlak ayakkabısında ev kirasında yetişmeyen maaşında. Yalnız biri. Uzun boylu ileri. Kocaman elli ayaklı. Geniş kulakları kocaman elleri ayaklarıyla duruyor üstelik. Bakıyor çocuklara. Hiç çocuk görmemişçesine. Kulak veriyor. Gıy gıylar. La ötekilere. Bu dili anlamıyor ama merak dolu. Anlamaya çalışıyor anlayamıyor. Burası Türkiye mi? Bu memleket İstanbul mu? Bu mahalle İstanbul'dan herhangi bir sokak mı? Sakın yanılmış olmasın. Belki de gece uyurken cinler alıp Amerika'ya götürmüşlerdir. Götürmüşlerdir de şu an Amerika'da. Amerika'nın herhangi bir ilinin herhangi bir sokağındadır. Ama olamaz. Şu minaresi gözüken cami, şu tahta boş, şu şehniz, şu Müslümanca bakışlar. ''Yip yip yuuu, kıy kıy kıy, hello Wilbone, okey okay, de kroket.'' Hayır hayır cinler hiçbir yere götürmemişlerdir. Camisi cumbası tahta boşu Müslüman bakışlarıyla bu kent İstanbul'dur. Bu sokak da İstanbul'un herhangi bir sokağı. Bir kız çocuğuyla göz göze geliveriyor birden. Kız gülümsüyor soruyor kıza. ''Nedir bunlar?'' Çocuk anlamıyor. ''Ne?'' ''Bu çocuklar.'' Ufacık ufacık gürlen, mavi gözlü kızın saçları sarı kıvır kıvır ama kirli. Bilmiyor musun? Neyi? Çocukları. Yo. Ufacık kız birden heyecanlanarak sesleniyor. Yassı. Yassı. Pembe konağın köşesinde gizli. Ne var be? Bu adam var ya. Yassı sinirleniyor. Ne olmuş? Bilmiyor. Yassı daha sinirleniyor. Neyi bilmiyor? Kız anlatıyor. Bu çocukları, oyunlarını, haykırışlarını falan. Yassı'nın Wilbon elindeki sihir bozulmuştur. Elektrikçinin oğlu Yassı Yunus'tur. Lanet olsun. Hiç de istemiyordu Yunusluğunu hatırlamayı. Bıkmıştı Yunusluktan. Şu an Wilbon'eydi. Oyun süresince hiç olmazsa Vilbone olarak kalmalıydı. Nereden çıktı şu adam? Şu pis kız neden Yassı diye bağırdı. Adamın yanına geldi. Küçümseyerek baktı kafasından tozlu dergiler, filmler geçti bir an yığın yığın. Yığın yığın Serif en filmlerindeki pekos bir bilkitler, başkaları. Dudak büktü. Demek bu adam ne o dergileri okumuş ne de o yığın yığın filmleri seyretmişti. Yaslı'nın dudak büküşü adamı kendi içinde küçültüyor. Çevresine utançla bakıyor. Kızsa azıtıyor. Çocuklar hop. Bu var ya bu koskoca adam. Değnekten atı üstünde Tuğrul abi. Çevresinde irili ufaklı arkadaşlarıyla koşarak geliyor. Evet ne olmuş? Kız gene al al anlatı veriyor. Tuğrul abi de yassı gibi dudak büküyor. Vay cahil vay. Yassı yapıştırıyor. Yuu. Ve çocukların yaylım ateşi. Okula git okula. Anana söyle seni yeniden doğursun. Kulaklara bak kulaklara. Ya burun. Eller ayaklar. Adamın başı dönüyor. Kocaman elleri, ayakları, kulağı, burnu. Utanıyor bütün bunlardan. Üstlerine yürüse, tekme, tokat gelirse. İyi ama hemen büyükleri yetişir. Çüş derler. Kazı kadar adam. Bir karış çocuklara uymuş. Ha yarma ha. Mırıldanabiliyor ancak. Ne olmuş kulaklarıma? Daha ne olacak? Yelken mübarekler. Yelken. Aileleriniz size hiç terbiye vermiyor mu? Arkalardan ince bir ses. Bakkalda yeni bitmiş amca kahkahalar. Adam kulaklarıyla elleri ayaklarının büsbütün biçimsizleştiğini sanmanın kahri içinde başı dönmeye başlıyor. Adımları açıp kaçamaz. Kaçmaya kalksa caddeye kadar kovalarlar. Belki de taş domates falan atarlar ardından. Hoş mevsim kış domates patlıcan yok ama bunlar bu çocuklar bulabilirler. Çünkü bu çocuklar hiç benzemiyor onun çocukluğuna. Bu çocuklar gibi hiç kimsenin kulağına burnuna elleri ayaklarına dikkat etmezler de onlar çocukken böyle kıyı 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 kıyılar, yip yip yipliler falan da bilmezlerdi. Değnekten atları olmuş olabilir ama kıyı kıyı kıyıları, yip yip yipleri hayır hiç hatırlamıyor. Aa bakışa bak. Kulaklara dikiz. Burnu neye benziyor bilin bakalım. Bilemiyorlar. Kız havuca diyor. Bilkit, pekos, bil, tomtex, bone devi, kroket. Haydi bakalım al voltanı. Kazık gibi dikilmesene be. Ne biçim bakıyor yahu? Aa gülüyor. Güldüğü falan yok oysa da. Ya da ona öyle geliyor. Dünya sarsılmıyordu şüphesiz. Tepesinde dönüyordu da. Ama neden de bu uğultu kulaklarında? Bastığı bozuk parkeli sokak kayıyor gibi oluyordu ayaklarının altında. Basıp gidebilse. Ah gidebilseydi. Alsana voltanı be. Keris. Yoksa canın taşlanmak mı istiyor? Bir 80 boyu, 81 kilosu, kocaman postalları birden hiç hesapta olmayan bir şey. Bir yerlerden değnekten atlarıyla bir başka çocuk alayı yıldırım gibi daldı sokağa. Hello, Davy Korek. Hello, Will Bonney. ''Ranger'ı arıyoruz. Doktorla konyakçı. Ranger'ın ardından kuzeye gittiler. Thank you, thank you. Ranger'la arkadaşlarını bulmak üzere kuzeye. Adam gerçekten şaşırmış, gerçekten aptallaşmıştı ama artık çocuklar onu unutmuşlardı. Değenekten atları üzerinde sonradan gelenlerin kalabalığını artırarak yıldırım gibi uzaklaşırlarken sesleri perde perde dağılıp siliniyordu. Düşmanlara ölüm! Kahrolsun kara yılan! Kahrolsun atmaca göz!